Evet, arttaki maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şey yapacaktık abi. Limantriyamızla gidip Argentavis'i iyileştirecektik. Sonra metal çağına geçip bez yapacaktık. Bu bölümde büyük ihtimal onları yapacağız. Tabi bunun için şey gerekiyor abi bize. Yani narkotik lazım bayağı bir. Egram'ı öğrenmeden craftlayamazsın. Ne alakalı? Narkotik lazım, onun için de çürük et lazım abi. Parasolumuzla falan birazcık narkotik asalım abi. Yeterince bayatıcı ok yapınca ben devam ettiririm bölümü. Hadi bakalım. Evet, bir 100 tane bayatıcı ok yaptım abi, 100 civarı. Bir de 100 tane narkotik yaptım abi. İleride falan uyutmaya falan yardımcı olur diye. Şimdi yanımıza su alalım. Tabii ki suyumuzu buradan dolduracağız. Öbür şekilde dolduramadım, bir dakika. Doldur. Restur, su içelim direkt. Okey. Şimdi Limantre bizi taşıyacak mı abi? O büyük sıkıntı. 34 level mi almış? Niye 34 level aldı bu? Bir dakika, bunlar falan da mı yüksek level aldı? 4 level almış. 34 level almış adam. Neyse dur. Şu an taşıyamıyorum ama ağırlık basabilirim. 300 yeterli şu anda. Kalanına can basmış. Şimdi canım beni bir şöyle suya götür. Ben bir suyumu içeyim orada. Şuraya binelim. Yani Argentavis'i seçeştirip base yapacağız abi ve metal çağına geçeceğiz kısacası. Üstünde hiçbir kıyafet yok. Deriz şey mi var sadece? Neyse boş ver. Argentavis zaten kolay olur yani bu seviyelerde. Açıkçası zorluğu da arttırsam mı diye düşünüyorum abi. Gerçi şu anda gerekmiyor. Yani karakterimiz 100 kaç level? Bilmiyorum işte level. O yüzden gerek yok bence. Ekran kartım gelince zaten bu seriye bir rework falan çekeriz ileride mutlaka. Yani 4K Arc serisi falan. Onları yapmaya tabii daha çok var. Ve o 4K'yı yapana kadar 8K'ya çıkar her şey falan. Ne bileyim. Yani zor iş. Şimdi Argentavis'ler abi dağlarda oluyordu. Ama hangi dağlarda? Şu karşı dağlarda olur abi büyük ihtimal. Çok yavaş ya. Sistem nasıl çok yavaş. Argentavis işte bu yüzden lazım abi. Ya iyi ki Argentavis var bu DLC'de abi. Yoksa uçabilecek bir şeyimiz pek yok. Yani ileride göreceğimiz şey dışında. Ama Argentavis abi genel olarak yani her türlü iyi abi Argentavis. Canı iyi, hasarı iyi, stamina'sı iyi, ağırlığı iyi, hızı iyi. Yani boyutu iyi, görüntüsü iyi. Yani her açıdan güzel bir yaratık abi. Yani her işi yaparsınız onunla. Bunu nereye park edip nereden ok atacağız? Bu kovuk iyi gibi. Park edebiliyor muyuz? Park edelim. Şimdi abi ölmeden halletmeye çalışmamız lazım bunu. Kodlama aşırı yüklendi. Oyun kasıyor şu an. Şimdi hangisi daha güzel? Güzele bakmayacağız abi. Aha, sağ ol lan. Hasar vurma, dur. Harbiden gitti, şey yaptı lan, slow attı adama. 2 levelmiş ama bununla idare edeceğiz. Gel. Gelme 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 gelme. Düşeriz aşağı. Kodlama aşırı yüklendi. Güneş ışığına bakıyorsun çünkü filan, değil mi? Abi çok sinir oluyorum şöyle. Sağ ekranda kocaman yazıyor, kodlama aşırı yüklendi deyince. Şöyle bir sıkıntı var abi, buna et bulmamız lazım. Diyeceğim de gidip Aberration Extinction'daki yerler ne biçim kasar acaba? Neyse, durumu çok kötü değil en azından. Ya
Ya buna eğer var mı? Argentavis eğeri. Simit'i de yapılıyor. Yo, normalde. 150 karatin, 350 deri fiber. Tamam. Bende var mı o şu an? Şey var. Keratin yok. Deri ve keratin kasmamız gerekiyor abi bunun için. Base'e doğru bir götürelim bunu, ondan sonra kasarız. 2 level ama işimizi görür abi zaten. Evet, oldu abi. Limantriyamıza bindik. Bunu takibe aldık ve base'e gidiyoruz. Şimdi mükemmel güneş ışığından base'i bulalım. Tam olarak şuradaydı, okey. Hatırladım base'i. Bu güneş efektinden dolayı abi, büyük ihtimal bu şey. Ondan dolayı böyle, ya da gökyüzüne bakınca kasacak mı? Gökyüzüne bakınca kasmaz çünkü çok bir şey yok gökyüzünde. Argentes bir şey olursa bizi korursun değil mi? Pasif bu arada. 2000 years later. Evet abi, heat shock'umuz %47 ile neredeyse kör olma durumuyla base'e gelmeyi başardık. Base'e yeterince deri falan varmış. Argentavis seyrini yaptık. Şimdi Argentavis seyrimizi koyalım. Ama daha binmeyeceğiz abi. Base'e bir süre duracağız çünkü yani güneş geçmesi var şu an. O geçmeden hiçbir şey yapamayız. Önümüzü göremiyoruz daha. Bekleyelim bakalım. Evet, güneş geçmemiz geçti abi. Şimdi base lokasyonu arayalım. Ki sanırsam harbiden bundan dolayıymış abi. Şey sorunu. Kodlama şu yüklenme saçmalığı sorunu. Tamam abi. Şimdi teknik olarak su olan bir yerde yapacağımız için abi bu civarları aramamız gerekiyor. Arayalım bakalım. Şuradaki explore notu da alalım. Abi harbiden heat stroke olmadan ne kadar güzelmiş dünya ya. Heat stroke'da öyle işkence çekiyordum, şimdi rahat rahat görüyorum ya, çok değişik bir duygu. Buradaki explorer zaten aldım, tamam. Ve görmüş müydü bunlar? Argentavis ne güzel abi, oh. Stamina'sı iyi, diğer şeyler iyi. Ağırlığı iyi, hızı iyi, her şey iyi. Mükemmel bir yaratık falan. Bunlar olmaz abi. Şurada güzel bir yani. Büyük bir okyanus istiyorum abi. Okyanus, evet. Okyanus. Çölde okyanus arayacağım, evet. Şöyle güzel bir yer bulalım abi. Base'imizi bu bölüm içinde yapalım. Çünkü ben zaten Limantra ile oraya gitmeyi, Argentavis yapmayı falan onları kesmişimdir zaten. O yüzden yani onlara en fazla 10 dakika falan sürer. Yakalan yarım saatte de base yaparız. Burası güzel gibi aslında yani. Bayağı geniş bir deniz var. Ama aramaya devam edelim abi. Burası da aklımıza dursun abi, sağ taraf. Double şelale bu arada. Double. Nice. Nice, nice, gayet nice. O bildiğin şelale var. Oha. Bu yukarıdan nereden geliyor? Bunun içine geçebiliyor mu? Oh, zemliye şöyle. Harbiden nereden su geliyor buraya? Su geliyor sonuçta abi, önemli olan o. Abi hala karar veremedim şu an nereye yapacağım. Yani buraya yaparsam şu şekilde bir geniş manzaramız olur. Yukarıya yaparsam komple su scorch manzaramız olur ama suyumuz olmaz. Aslında aşağı bakınca su da vardı. Emin değilim ya. Base yapacağımız yeri bulacağız. Daha base yapacağız abi bu bölümde yani. Bana göre 40 dakika oldu bölüm. Aslında komple scorch earth daha güzel bence ya. Aynen abi, komple scorch earth buraya yapıyoruz abi. Şimdi abi adobe yapmak için abi şeyle yapıyorsunuz. Fiber, teç ve odunla yapıyorsunuz abi adobe itemlerin hepsini. Bir de ekstradan kile ihtiyacımız var abi, kileye.
Clay'de abi kaktüslerden topladığınız yumruklayarak ya da bir şeyler alarak topladığınız kaktüs sep ve yerden kumla kazarak yaptınız. Kumla birleştiriyorsunuz. Şeyde şu Mortar and Pestle'da yani şeyde ezme şeyi narkotik yaptığımız yerde oradan yapıyorsunuz. Ya bu şekilde abi yapmış oluyorsunuz abi. Şimdi ben kuşumu şuraya koyacağım. Ve şimdi abi base'i normalde şey yapmam gerekiyordu. Yani kaynak kasarak falan yapmam gerekiyordu. Ama şöyle diyeyim, kaynak kasarak yaparsak abi bu seri ekstradan 10 bölüm uzar ve 10 bölümün 10 bölümünün tamamında da maden kazma montajını 10 katı hızla çektiğim halde anca o şekilde kaynak toplayabiliriz abi. Çünkü Ark aşırı fazla grinding isteyen bir oyun. O yüzden abi hileyle yapmak zorundayız. Yani aşırı uzun süreceği için abi hileyle yapacağız bu base'i. Şimdi hızlandırılmış şekilde base yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Thank you.
Evet, bu şekilde benzinimiz bitti abi. Önceki gibi şey yapmadım. Yani beşgen falan yapmadım. Bu şekilde yapmaya karar verdim. Çünkü onda çok fazla bug vardı. İçine hiçbir şey eklemedik abi. Sonraki bölümde onları ekleyeceğiz. Ben de yine ama şöyle ilginç bir şey var abi. Açılma sesi şey, metal sesi. Şu railingleri koyarkenki ses. Yerin altını şu. Neyse. Bu şekilde gidelim abi. Bug'a girmişim. Bu şekilde abi evin içi. Yani duvarlar falan bu şekilde duruyor. Şöyle merdivenler var. Yani bildiğin kilden yapılmış ev gibi abi şu şekilde. Şu şekilde etraftan manzaraya bakabiliyorsunuz. Yani çok güzel bir bez değil ama bence idare eder abi. Ve üst kata trofi odası falan yapmayacağım, trofi yeri. Yani sadece artifact pedestal'ları yaparız 3 tane. Onu da yatan yanına koyarız, o kadar. Onun dışında çok fazla bir şey yapmaya gerek yok yukarı abi. Buradan da tamamıyla Scorch 4'ü görebiliyorsunuz abi. Tamamıyla Scorch 4 haritası. 3 obelisk ile falan. Bu şekilde şu an abi. Bir edit yaparken fark ettim abi. Bölüm sadece 20 dakika olmuş. O yüzden bu bölüme de bir şeyler yapacağız abi. Ben düşündüğüm şey abi, yani buraya hiçbir ekipman getirmeyelim şimdilik. Yani kasadır, bilmem nedir, craft şeydir. Hiçbir şey getirmeyelim abi. Eski base'imize takılalım bir süre. Ya bu bez burada duruyor sonuçta, bir yere gitmiyor. Yapacağımız şey şu abi. Eski base'imize gideceğiz. Ankylo ile falan materyal kazacağız. Ve buraya komple demir çağı ile geleceğiz ve demir çağı ile burayı halledeceğiz. O şekilde yapacağız. Yani bu bölümde demir çağını geçip yeni teknoloji falan göstereceğim. Base'i yeniden ayarlayıp aynı şekilde. Şimdi eski base'imize gidelim. Abi Wiki'de Scorch 4'ün metal lokasyonları yok. O yüzden şansı arayıp bulacağız. Ki benim tahminimce dağların yüksek tepelerinde falan olur metaller. Ya tam emin değilim ben de ama. Yani bak, mesela bizim base üstünde şöyle şeyler var abi. Bunlardan tuz çıkıyordu diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Evet, tuz çıkıyor abi. Yani tuz ne işe yarıyordu tam olarak bilmiyorum ama yani gerek yok. Şu anlık bize metal en öncelikli şey. Abi oil'i şeyden buluyormuşuz abi. Haritanın belli bir kısımlarında şimdi oraya gideceğiz abi. Yani metali bulma yeri belli abi. Oil'i nereden buluyoruz derseniz abi oyunda oil pump diye bir şey açmıştık hatırladıysanız. Oil pump burada. Bu oil pump'ı yapıyorsunuz abi. Ve yani Scotch 4'te oil elde etmenin çok az yolu var abi. Bir, şu buglar var, yani uçan böcekler var, yani biri su veriyor biri oil veriyor. Onları bir şekilde bir konteynere hapsedip onlardan farmlayarak yapacaksınız. Yani onları teknik olarak Megalosaurus'u alabiliyormuşuz ama ben yapamadım niyeyse bilmiyorum işte. Ya onlardan kasacaksınız ya da oyunda oil vein diye bir şeyler var abi. Sadece Scorch 4'te özel falan herhalde, yani diğer DLC'lerde de vardır abi. Haritanın şu sağ taraflarında var abi. Oh, tamam, metali bulduk abi. Metali bulduk, tamam. Metal abi şu haritanın sağ kısmında sarı dağlar kısmında var abi. Bayağı bir var. Aynen abi, metal kısmını bulduk abi. Metal bulmak için abi haritanın bu kısmına geliyorsunuz. Sarı dağların o tarafı. Ve burada ya İslam'daki kadar filan olmasa da ya fazlasıyla metal var abi. Rexar'dan dinozor iskeletleri filan ama ben hala bir oil well bulamadım. Scorch 4'te Rex yoktu diye hatırlıyorum ben niyeyse. Scorch 4'te Rex varmış abi. Abi yanlış dedim ya. Scorch 4'te Rex varmış abi yani. Olmayan neydi ki? Diadon da var, Yüttüz de var, Rex de var. Ne kaldı o zaman? Olmayan bir şey kalmadı ki. Neyse, biz boss fight'e ayrı bir şeyle gireceğiz zaten. Burada bayağı bir sırttan falan da var, onlara da dikkat edin. Burada oil well olmalısı gerekiyor abi. Sanırım buldum bir tane oil well abi. Aynen buldum abi, buralarda var. Sanki. Değil mi? Bunlar oil well değil mi şimdi? Şu karnoları halledelim de rahat rahat bakalım. Come here boy.
Bunda kaç ihtimalle kanıma vurma ihtimalleri var hatırlamıyorum ama. Ve Exile'ın abi bu DLC'de şeyler var. Tycho Leo'lar. Ama biz mağaralara değişik bir şekilde gideceğiz abi. Tycho Leo dışında. Ama Tycho Leo da mevcut yani bu ortada. Yani mağara keşfi için Tycho Leo var. Rex, Yutri, Diadon var. Klasik boss fightlar için. Ya olmayan bir şey pek yok abi yani Scorch 4'te. Yani Rex yok biliyordum ama varmış meğer. Ben görmemişim. Ama Rex harbiden bayağı nadir abi sanırım. Çünkü ölmeye falan hiç çıkmadı abi. Tek bir tane çıktı, o da bu dağların tepesinde. Neyse. Dediğim gibi abi bu şeylerde meta falan da var. Ve bu gördüğünüz bir oil veli abi. Aynen oil veli. İleride filan birkaç tane daha var abi. Yani haritanın bu kısımlarında oluyorlar. Yani Tuncu Dağların en yüksek yerlerinde. Bunun üstüne oil pump koyuyorsunuz abi. Hemen koyalım. Oil pump'ı da işte elektronikte falan yapıyorsunuz abi. Bayağı büyük bir şey. Koyduk. Bu abi kendi kendine çalışıyor ilginç bir şekilde. Yani hiç enerjiye filan ihtiyacı yok. Bilin oil pump abi işte. Bu burada duruyor abi. Ve oil üretiyor abi. Bir tane çıkardı mesela. Bu şekilde abi burada duruyor ve 50 siteye kadar oil üretebiliyor diye düşünüyor. Yani bunlardan yapın yapın abi. Zaten kendi kendine çalışıyor. Haritadaki bütün oil yerlerine koyun. Ve bu şekilde oil'i kasabilirsiniz abi. Metalde dediğim gibi burada. Silika incisi nerede bulacağız derseniz, dediğim gibi suların kenarlarında bulursunuz bayağı. Onlar bayağı rahat bulunuyor. Ne kaldı abi? Obsidyen kaldı şey bulmak için. Obsidyen açıkçası nerede bulunduğunu bilmiyorum. Bir dakika. Yani sonuç olarak abi metaller bu şey dağların, sarı dağların yani turuncu dağların tepesinde. Oiller, oil'i kazmak için bu dağların tepesine gidiyorsunuz. Silika incisi kazmak için klasik suların yakınlarında oluyor. Obsidyen kazmak için de ileride göreceğimiz rock elementali öldürüyorsunuz. Bu şekilde abi teknoloji çağında ihtiyacınız olan her şeyi elde edebilirsiniz abi. Bu şekilde teknoloji çağına geçebilirsiniz. Şimdi base'e gidip abi teknoloji çağına yani metal çağına geçeceğiz abi. Hadi geçelim. Ve evet base'i ayarladık abi. 3 tane refining forge, 3 tane campfires, smithy, fabricator, cooking forge, industrial grill, industrial forge, industrial smithy, chemistry bench, beer barrel, industrial cooker, kaç tane vault bilmiyorum işte, 8 tane vault, generator, outletler filan, yine 4 köşeye ışık, yukarı kat 3 tane cryo fridge, air conditioner alanı ve en üst kata abi pek bir dekorasyon yapmadım çünkü yani gerek yok diye düşündüm. 3 tane artifact pedestal çünkü bu DLC 3 tane var, bir de burada bir tane yatak. Üst kat bundan ibaret abi. Yani masa filan da yapabilirdik de bilmiyorum. Şimdi yapmamız gereken önemli bir şey var abi. Yani Scorch 4'te özel diğer şeyler dışında. Su abi. Yani base'i fark ettiyseniz abi dağın tepesine yaptık abi. Komp manzara olsun diye. Ama unuttuğumuz tek şey var. Scorch 4'te su çok önemli. Su ta aşağıda. Peki suyu buraya ne kadar nasıl getireceğiz derseniz abi basit. Su boru sistemiyle. Bunu ilk başta göstermedim abi maalesef. Yani İsland serisinde. Niye bilmiyorum. Unuttum herhalde. Bunun için abi metallerden şeyle. Smithy de direkt var abi. Metalden boru yapıyorsunuz. Ay düştüm aşağı. Burası niye gerçek bir alan değil? Neyse. Metallerden ya da taşlardan da yapabilirsiniz bunu abi sanırım diye hatırlıyorum değil mi? Şeyler abi şunlar. Pipe'lar. Nasıl ya bak stone. Taşlardan da yapabiliyorsunuz abi. Yani sadece taş istiyorlar. Değişik versiyonları var. Bir de ekstradan metal versiyonlarını yapabiliyorsunuz abi. Onları gelmeye başarırsam. Bunlar var abi. Flexible bilmem ne filan. Bunlar elektrik kablosu mekaniğiyle aynı mekanik abi. Yapmanız gereken tek şey abi. Suya borun ucunu getirmek. Yani ucuna ekstra bir şey koymuyordu. Hatırlıyor muyum? Yapacağız şimdi. Boruyla abi hop yukarı çıkarıp buraya vereceksiniz. Şimdi onu yapacağız. Bu şekilde intake'i koyduk abi. Yani suya bakacak şekilde. He oldu bak. Intake'i koyuyorsunuz abi. Sonra borularla birleştiriyorsunuz. Yukarıya kadar götürüyorsunuz. Ve intake'in ucun açık olması gerekiyor abi. Yani ucu açık olacak ki su alabilecek içeri.
Bu şekilde borular yukarı kadar götürürsünüz. İsterseniz bu şekilde tep koyabilirsiniz abi. Yani bildiğin su şey yapıyor abi. Buradan içebilirsiniz, sonra bir şeylerinizi doldurabilirsiniz diye hatırlıyorum. Yani bunun içine koyuyorsunuz. Ve direkt dolduruyor abi. Ve bu su olduğu için abi sınırsız yani. İstediğiniz kadar suya gelebiliyorsunuz. Ve bu tepe aynı şekilde abi tarla falan yaparsanız da onları sulamak için de kullanabiliyorsunuz bu şekilde otomatik abi. Bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz abi. Abi bunu yaptıktan sonra bir de ekstradan şey yapabilirsiniz abi. Water Reservoir'ı kullanabilirsiniz. Yani şu an çok tuhaf bir konumda durdu ya. Yani tep olarak da kullanabilirsiniz abi. Ya da Water Reservoir olarak da kullanabilirsiniz. Bunun tepesine geçecek mi? Olacak yani. Bu şekilde Water Reservoir olarak da kullanabilirsiniz abi. Yani suyu gidip buna verecek abi. Yani bu şekilde abi yukarıya su getirebilirsiniz yani. Ben şimdi üşendiğim için burada bırakacağım. Evet abi şu su sorunumuzu da çözdüğümüzü varsayarsak abi. Bez şu an hazır abi. Şimdi yapacağımız şey şu. Şeye özel, DLC'ye özel şeylere bakacağız abi. Craftlayacağız. Tente baktık, bumerang'e baktık, eğerlere baktık. Vessel dediğim gibi tuzun daha çok şey olmasını sağlıyor. Waterbell de dediğim gibi water kaynaklarını koyuyorsunuz. Adobe itemlerden base yaptık. İpi gösterdim. Propelantı falan göstereceğim. Oyuncular işte bildiğin bomba olarak kullanabiliyorsunuz. Yani ateş oku oyuncuları göstereceğim. Desert cloth'ları göstereceğim size. Bir de ayna varmış ekstra. Aynayı da gösteriyorum. Bu şekilde ayna var abi. Aynayı şimdilik nereye koyacağımı bilmiyorum. Yukarı kata koyabiliriz. Boş duvar var mı? Evet abi bildiğin ayna. Harbiden ayna yapmışlar yalnız. Çok iyi değil mi? Ama aynaya bakınca FPS'im 15 şey düşüyor bak. Aynaya bakmıyor. Bak. Ha ben şu an 30 FPS'teyim. Bunu aldım aynayı. 45'e geri çıktı abi. Gidip 15-20 FPS düşürüyor abi. Yani aynaları koymayın abi. Aynalar cidden çok FPS düşürebilir. Aynaya dediğim gibi bu şekilde yapabiliyorsunuz abi. Kristal, metal ingot, obsidian, sand falan bayağı bir şey istiyor. Evde Desert Cloth itemleri var. Yani çok zor değil yani. Fiber, deri ve silkten yapabiliyorsunuz ve bunlar çölde çok önemli. Ama gözlük için ekstradan silk hancısı ve kristal istiyor abi. Bunları giyiyorsunuz. Ve bildiğin abi tam çöl adamı oluyorsunuz bu şekilde. Gözlüklü mözlüklü yani çok iyi. Bildiğin çöl adamı oluyorsunuz. Peki bu set ne işe yarıyor derseniz abi. Çöldeki sıcak ve soğuk havaya karşı bir koruma sağlıyor. Yani üşümeye bir şey olmuyorsunuz. Fazla bir şey olmadığı sürece. Setin hepsi ona işe yarıyor. Ama gözlük ekstra bir işe yarıyor abi. Kum fırtınaları oluyor ya abi yani. Tam kum fırtınası gösteremedim. Şimdi hatta kum fırtınası spamlayayım ben. Abi bir de fırtına şeylerini göstereyim. Oyunda abi birkaç tane ekstra şeyler var abi. Süper Heat Event abi. Bunların olma şeyi şeylerde bazen oluyor falan. Süper Heat abi. Süper Heat kısacası. Süper Heat yazıyor. Peki bu ne derseniz abi? Yüzey falan çok fazla ısınıyor yani abartı bir şekilde ısınıyor. Ve içeride durmanız gerekiyor. Yani kısacası hava çok sıcak oluyor ve dışarıda olduğunuz her süre boyunca sağlık kaybetmeye başlıyorsunuz ama bana bir şey olmuyor niyeyse. Fortitude'den olabilir abi. Fortitude de soğuğa sıcağa karşı direnci arttırıyor. O yüzden olabilir abi. Ama niye bana olmuyor hiç fikrim yok şu anda. Ya her yerde ateş efektleri falan çıkıyor. Her yer kırmızılaşıyor. Ya yani kırmızılaşmadı şu an. Tam olarak nedenini bilmiyor. Ondan sonra abi kum fırtınası diye bir şey var. Kum fırtınası şu şekilde. Tabi yazamadım. İleriden kum geliyor. İçeri gir ve kumdan koru kendini diyor. Gitgide yaklaşıyor kum. Haritanın dışından içine doğru of geliyor. Şöyle tam yüzeye çıkalım. Bu şekilde abi hiçbir şey göremiyorsunuz. Şöyle her yerden kumlar falan geliyor yüzünüze. Bir tane debuff'ınız oluyor abi Sandstorm. Bu Sandstorm debuff'ınız yüzünden abi görüşünüz azalıyor. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şey göremiyoruz.
Yavaş yürüyorsunuz, yani şu an normal yürüme hızındayız ve hiçbir şekilde koşamıyorsunuz abi. Şu an koşma tuşuna basıyorum ama koşamıyorum. Vexen'ın abi pasif olarak envanterinize kum biriktiriyor. Yani tek tek 5 saniyede bir falan envanterinize kum geliyor. Yani kum kasmak için kullanabilirsiniz çok işsizseniz. Bu şekilde abi kum fırtınası. Ve bu gördüğünüz Desert Goggles da buna yarıyor abi. Gördüğünüz gibi gözlükleri giydim. Ve çok fazla görüş olması da abi daha iyi bir görüş sağlıyor şu an. Yavaş yatıyor, koşmayı engelliyor, görüşü bozuyor. Ekstradan abi staminanızı sıfırlıyor abi. Yani staminanız abi kum fırtınası durduğunuz sürece azalıyor azalıyor. Ve en sonunda staminanızı sıfırlıyor abi yani. Şu an hiçbir şekilde regenlenmiyor abi durduğunuz için. Yani koşamıyorsunuz, zıplayamıyorsunuz. Yani yürümek dışında hiçbir şey yapamıyorsunuz abi. Gözlük giyerseniz dediğim gibi ekstra bir görüş sağlıyor. Yani daha rahat görebiliyorsunuz. Kum fırtınalarında. Bir de ekstradan sanırım abi güneş geçmesinin efektini azaltıyor abi. Yani daha yavaş güneş geçiyor. Ya da güneş geçmesini daha rahat görebiliyorsunuz. Şimdi içeri gireceğim mesela abi. Kum fırtınasından korunmak için. Gördüğünüz gibi abi değişik bir yeşil buff geldi. Kum fırtınasından korunuyor diye. Ve içi duvarlarınız yoksa burada da sayıyor bu arada. İçeri girdim hoppa. Kum fırtınası. Yok. O şekilde tuhaf bir şey abi. Bu şekilde abi. Dediğim gibi Exar'ın yağmur var. Yağmur klasik yağmur zaten. Onu göstermeye gerek yok. Bir de elektromanyetik fırtına var abi. Tabi ondan önce su içeyim ben hemen. Elektrikel fırtına da abi şu ilerlerden geliyor gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş ilerliyor. Yani haritanın dışından geliyor Sandstorm'la elektrikel su. Yaklaşıyor. Ya biz dağın tepesinde olduğumuz için daha az etkileniyoruz herhalde bir şeylerden, tam emin değilim. Daha gelecek mi o, bu kadar mı? Teknolojik aletler çalıştırmıyor. Şu an biz yukarıda olduğumuz için büyük ihtimal etki alanında değiliz abi. Jeneratörleri yani elektrikel şeyleri değil abi. Jeneratörleri kapatıyor, çalışmıyorlar. Ve ekstradan bazı silahları kullanamıyorsunuz, elektrik bazlı olanları. Mesela tek eğerler, tek silahlar, tek set. Bunların hiçbirini kullanamıyorsunuz abi. Ekstra'nın ateş okları var abi. Ateş okları gerçekten çok güzel şeyler abi. Propelent ve sonar yapılıyor. Propelent de işte süfil, oil ve kaktüs septen yapılıyor. Bu şekilde görünüyorlar abi. Vexar'dan yakın çevresine ışık veriyorlar. Bu şekilde çekiyorsunuz. Ve attığınız zaman yok oluyor abi. Yaratıkları atsanız da aynı şekilde. Attığınız zaman yok oluyor. Şimdi ben test dodomuzu çıkaracağım. Yani bu oku her şeyde kullanabiliyorsunuz abi. Crossbow'da, normal bow'da, compound bow'da. O şekilde güzel bir ok. Şimdi abi bizim klasik test şeyimiz olan 100 bin level Dodo'yu çıkaralım. Biraz fazla güçlü. Vuruş hasarı abi 46 vuruyor. Ve her saniye boyunca yani kaç saniye bilmiyorum 8 saniye falan büyük ihtimalle 100 hasar vuruyor yani abartı miktarda yani. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 600 abi. Yani bir tane ok atarak abi. Ya bu arada oklar yaratıkta olunca kalıyormuş abi. Taş ok olarak geri alabiliyorsunuz. Bir ok atışta abi 655 hasar vuruyorsunuz bir şeye. 655 hasar abi. Gerçekten çok iyi ve yerde alan hasar da verebiliyor diye hatırlıyorum. Yok, oklar kaybolmamış abi hiçbir şekilde. Okey. Bir de oil jar var abi, onu da gösterelim. Bir de oil jarımız var abi. Bu şekilde şey şeklinde bir şeymiş abi. Yani tutup fırlatmalı bir şey, silah. Oil jar abi, fırlatıyorsunuz bir yere. Bu şekilde bir oil yeri yapıyor burası. Bu oil üstüne giderken yavaşlıyorsunuz, koşamıyorsunuz. Ve eğer ateşli okla şey yaparsanız meşaleyle de yakılabiliyormuş abi.
Evet abi, meşaleyle yakıyor. Ve yüzde can hasar vuruyor abi. Ateş okuyla da olmuyor herhalde, tam olarak bulamadım. Buna vuruyorsunuz abi, yanmaya başlıyor. Gerçekten çok yüksek hasar veriyor abi bu. Yani çünkü oil'den yapılmış. Gerçekten çok güçlü bir silah olarak kullanabilirsiniz abi bunu. Şimdi bunları da geçtik şimdi. Ne kaldı Scorch 4'te tam olarak? Yaratıklar dışında ne kaldı abi? Yani göstermediğimiz. Tamam, daha varmış. Bunlar kaç dakika yanıyor hiçbir fikrim yok bu arada. Bir de ekstra abi rüzgar türbini var oyunda. Yani şöyle craft'ını da göstereyim. Yani şu an tam güzel gösteremediğimi biliyorum ama çok karıştı ortalık o yüzden. Rüzgar türbini bu şekilde. Çimento, elektronik ve metalden yapılıyor abi. Bir yere koyuyorsunuz, yüksek bir yere daha iyi olur. Ve bu dönüp elektrik veriyor abi. Yani bunu bir şeylerle birleştirebiliyorsunuz abi, connectleyebiliyorsunuz. Ve elektrik sağlıyor. Yani jeneratörden daha iyi olmadığı kesin ama yani ekstra bir şey yani. Yani hiçbir şey harcamadan elektrik üretebiliyorsunuz bu şekilde abi, rüzgar türbiniyle. Bir de ekstranın abi şeyimiz var. Elektrikli testere ha. Şey. Elektrikli testere abi, çimento, elektronik, metal ve polimerden yapılıyor abi. Ve bunu çalıştırmak için gazolin gerekiyor yani. Gazolinsiz çalıştıramıyorsunuz. Gazolinle çalışıyor. Bu şekilde bir şey. Değil mi? Dur. Dodo nereye gitti? Yani bu odun kesmek için kullanılıyor ve aşırı güçlü bir odun kazma aleti. Yani Castro Edres'e yakın kazabiliyor odunları. Bizim Dodo'muz kaybolmuş. Yeniden Dodo çıkaralım. Yani hasarı çok fazla değil çünkü bunun rankları var abi, dediğim gibi. Yani çok fazla hasar vermiyor. Aslında iyi gayet. Şimdi hemen odun kes, bir tane odun bulalım abi kesmek için. Şuradaki var abi. Geliyorum. Düşsene abi böyle. Keke. Ya. Yani bu şekilde geliyor abi. Neyse boş verin abi. Bununla odun kazabiliyorsunuz abi ve gerçekten çok büyük miktarlarda kasıyor. Kasör edersen daha iyi olabilir abi bu arada. Kasör edersen daha iyi abi. Bir tane ağaçtan 476 tane odun çıkardı abi. Ve 94 tane teç. Tek bir ağaçtan 476 odun. Yani birazcık büyük ağaç bunlar ama. Yani gerçekten çok güzel bir alet. Ateş üfleyici, flamethrower. Bu nasıl yapılıyordu abi, onu da göstereyim hemen. Flamethrower abi, fabrikatörde yapabiliyorsunuz. Çimento, elektronik, metal, polimer ve sülfür istiyor. Bu arada bunu da fabrikatördeymiş, tamam. Çimento, elektronik, metal, polimer ve sülfür istiyor abi. Ve cephanesi içinde 10 tane gazolin ve 10 tane propanatta bir tane cephane yapabiliyorsunuz abi. Bu şekilde bir şey abi. Ucunda şey falan var. Çok iyi bir şey abi. Bildiğin ateş üfleyici abi. FPS drop kaynağıdır abi. Bununla abi otları yakabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde kaynak almadan. Ve bunu yaparken FPS'inizi sıfırlıyor direkt. FPS aşırı fazla gidiyor. Dodomuzu çıkaralım. klasik yanma efekti veriyor abi. 6 tane yüzlük hasar. Ve tutmaya devam ederken de abi 6 tane yüzlük hasar veriyor ve sürekli 3-3-3-3 vuruyor gördüğünüz gibi. Yani gerçekten çok güçlü bir silah. Aşırı güçlü bir silah. Ama otlara sıkmayın, FPS'inizi düşürüyor niyeyse bilmiyorum. Otları yok etmek için kullanabilirsiniz bunu abi. Ağaca tutalım. Ağaçları da yok edebiliyor abi. Yani aşırı güzel bir silah abi. Burn! Yani çok güzel bir silah. Bir de hatırladığım kadarıyla Scorch 4'te son bir şey kalmıştı.
Son 1-2 bir şey. İslandı saldı. Skoç 4. Cluster Grenade ve Rocket Ammunition. Cluster Grenade diye bir silah var abi. Yani bayağı bir tek gibi görünüyor. Hemen yapına bakalım. 80 level atıyor. Çimento, kristal, gunpowder, metal, polimer ve propelant istiyor abi. Bu el bombası bildiğiniz gibi cluster abi. Görelim. Yani bir tane atıyorsunuz abi. O patlıyor olduğu yerde. Etrafına da 6 bomba daha atıyor. O 6 bomba da etrafta patlıyor. Yani bir tanesinin 6 tane bomba çıkıyor. Şu an hasarı çok yüksek değil. Niye bilmiyorum. Yüksekmiş. Taş filan da yok edebiliyor. Vexor'un abi oyunu Rocket Homing Missile diye bir şey daha var abi. Eklendi diyormuşum, eklendi olmaz. 90 levelde yapıyor. Çimento, kristal, elektronik, gunpowder, metal ve polimer istiyor abi. Bunu direkt normal roket atarla ya da roket tarıtıyla yapabiliyorsunuz abi. Bunun özelliği ne derseniz göstereceğim. Ama bunun hakkında kötü bir şey var abi. Havai fişek skini ile kullanamıyorsunuz abi bunu niyeyse bilmiyorum. Baxter'dan ekstra bir şey daha ekliyor abi bu şekilde. Bu şekilde normal bir roket atar gibi görünüyor ama aslında değil. Hedefleme şeyi var abi. Yani bildiğin abi güdümlü misil atıyorsunuz. Mesela şöyle biraz uzağa gidelim. Bekliyorsunuz. Kitlendi abi. Şu an bu karenin içinden çıkmadığınız sürece yani bir süre bekliyorsunuz. Kitleniyor. Dodo bir hareketsiz dursana ya. Bu şekilde kitleniyor abi. Ve her türlü ona gidiyor. Ben. Mesela böyle atacağım. Direkt ona gitti. Menzil de bayağı yüksek. Aşırı güzel bir şey abi. Yani normal roketin kat kat gelişmiş versiyonu gibi. Ya aşırı güzel bir şey yani. Çok seviyorum bunu. Yani aşırı güzel bir şey abi bu. Hem de değişik dit filan ses çıkıyor yani. Aşırı efsane bir şey abi bu. Ve bu şekilde abi Scorch 4 yeni gelen her şeyi de bitirmiş olduk abi. Bu bölüm büyük ihtimal çok uzun oldu ve Dodo nereye gitti hiçbir fikrim yok. Efsane bir şey. Bu şekilde abi Scorch 4'ü bitirmiş olduk. Şeyleri tam güzel anlatamadıysam özür dilerim, yapabileceğim bir şey yok. Evet, Ark'ın bu bölümde sonuna geldik. Daha çok Ark gelmesi istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.